nesli tükenen 6 hayvanın geri dönüşümü. 6. Dodo kuşu. Dodo kuşu 17. yüzyılın sonlarına doğru soyu tükenmiş bir kuş türüdür. Yaklaşık 1000 metre boyunda ve 20 kilogram ağırlığındadır. Uçamayan dodo kuşu insanlar ve vahşi doğudaki hayvanlar için eti lezzetli bir canlı olmuştur. Bilim insanları 2007 yılında bir mağarada dodo kuşunun son derece iyi korunmuş bir üyesini buldu. Kalıntılarından alınacak DNA dodoyu tekrar geri getirebilir. Kılıç dişli kaplan. 3 milyon yıl önce Kuzey ve Güney Amerika'da görülen 11 yıl önce buzul çağında nesli tükenen dev kedilerdendir. Amerika kıtasının açık alanlarında bulunmuştur. Geçmişte donmuş halde kalıntılar bulunan kılıç dişli kaplanın DNA'larını alarak onları klonlamak mümkün olabilir. Tazmanya kaplanı. Hem boyutu hem de genel biçimi ile adını aldığı kuzey yarım küreli yırtıcılara benzeyen Tazmanya kaplanı, yeni kıta Avustralya'nın keşfinden sonra buraya göç eden Avrupalılar bölgedeki birçok neslin sonunu hazırladı. Avrupalılar koyunlarını öldürdükleri için Tazmanya kaplanlarının neslini tükettiler. 1936 yılında bilim adamları tarafından incelenirken ölen son Tazmanya canavarın kalıntıları halen saklanmaktadır. Yolcu güvercini. Yolcu güvercinleri Kuzey Amerika ormanlarında büyüdü ve sürüleri geçmesiyle günler aldığı söylenirdi. Spor olarak ava çıkanlar yolcu güvercini vurmadan eve dönmezlerdi. Bu avlanma bu kuşların neslini tüketti. Bilinen son yolcu güvercini 1914'te Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde hayatını kaybetti. Bu güvercinin DNA örnekleri alınarak genetik bilgileri diğer güvercin türlerine enjekte etmeyi ve yolcu güvercini hayata döndürmeyi düşünülmekte. Mamut. Mamut, filgiller familyasının nesli tükenmiş bir cinsidir. Son buzul çağında Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da, Afrika'da birçok yerde görülmüştür. Milattan önce 1700 yılında yaşamışlardır. Yakutistan Cumhuriyeti Mamut Müzesi'nde görevli olan Rus bilim insanı Semyon Grivov, fil yumurtasını tekrar geri canlandırmayı düşünmektedir. Dinozorlar. Dinozorlar 150 milyon yıl önce yaşamış canlılardır. 230-225 milyon yıl önce görünmeye başlamışlardır. 65 milyon yıl önce dünyaya çarpan bir meteor ile buzul çağı başlamış ve dinozor türünün nesli tükenmiştir. Bilim adamlarının dinozorları tekrar canlandırma planları vardır. DNA'larını kullanarak soyu tükenen bu hayvanları yeniden hayata döndürebileceklerini düşünüyorlar. Tavuklardan alınan DNA'larla bu hayvanların tekrar yeniden canlandırabileceklerini düşünmektedirler.